Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Peki, hangi organımıza diyecektim? Hangi kolumuza geçiyoruz? Tabii ki duyu organlarına geçiyoruz. Sinir sistemini bitirdik. Sıra duyu organlarında. Şimdi duyu organlarında en önemli olan iki tane organımız var arkadaşlar. Bizi bilgi açısından tabii ki, yoksa diğer organlarımız da önemli ama bilgi açısından çok çok önemli olan iki tane organımız var. Biri göz, biri de tabii ki kulaklardır. Bu yüzden ikisi birazcık uzun sürecek. Ama diğerlerini tek bir videoda anlatmayı düşünüyorum. Dil, burun ve deri arkadaşlar. Eğer tabii bakalım duruma göre değişebilir. Şimdi ilk olarak gözden başlayacağız. Ama biz duyu organlarına başlamadan önce ne yapalım biliyor musunuz? Reseptörleri görelim. Hani hep bahsettik, sinir sisteminde reseptörler uyarıları alır. Reseptörler uyarıları işte duyu nöronlarına iletir gibi. Şimdi bu reseptörler nelermiş? Bunlardan bahsedelim arkadaşlar. Hemen şuraya reseptörler diyorum. Reseptörler. Nelermiş bu reseptörler? Arkadaşlar bunlardan bir tanesi fotoreseptör. Fotoreseptör. Zaten isminden çıkarıyoruz. Neyi algılar bu reseptör? Işığı algılayan reseptördür arkadaşlar. Peki nerede bulunur? Tabii ki sadece gözde bulunur. O zaman şöyle yazalım. Gözde bulunur. Gözde bulunur. Ve ışığı algılar. Işığı algılar. Birinci reseptörümüz tamam. Gelelim ikinci reseptörümüze. Arkadaşlar kemoreseptör. 2. Kemoreseptör. Peki bu ne işe yarayacak? Kemoreseptör. Bu da bakın isminden çıkaralım yine. Kimyasal maddeleri algılayan reseptördür arkadaşlar. Dolayısıyla nerede bulunur? Burunda ve dilde bulunur. İşte tattır, kokudur arkadaşlar. Bunları algılayan reseptördür. Bunlar çok fazla çalıştığı zaman çabuk yorulurlar arkadaşlar, kemoreseptörler. Bunu da söylemiş olalım. Şöyle diyelim o zaman. Dil ve burunda. Dil ve burunda bulunur. Kimyasal maddeleri algılar. Kimyasal maddeleri algılar. Kimyasal madde derken zararlı kimyasallardan bahsetmiyoruz tabii ki arkadaşlar. Bizim işte yediğimiz yemektir. İşte aldığımız kokudur. Bunlardan bahsediyoruz. Fazla çalıştığında çabuk yorulur diyelim. Fazla çalıştığında çabuk yorulur. Özellikle arkadaşlar burundaki kemoreseptörler çok çabuk yoruluyorlar. Mesela bir ortama girdiğinizde bir koku varsa bir süre sonra ona alışmanız bu sebeptendir. Gelelim üçüncüsüne. Termoreseptörler. Termoreseptör. Arkadaşlar termoreseptör adı üstünde bakın. Deride bulunacak ve sıcağı algılayacak arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Deride bulunur. Deride bulunur. Sıcak ve soğuğu algılar. Gelelim bir diğer reseptörümüze. Mekanoreseptörler. 4. Mekanoreseptör. Arkadaşlar bunlar da mekanik etkiler. Nasıl mekanik etkiler? Mesela sestir. Daha sonra yine basınçtır. Bunları algılayan reseptörlerdir arkadaşlar. Mekanoreseptörler. Nerede bulunacak peki? Deride ve kulakta bulunur. O zaman yazalım. Deri ve kulakta bulunur. Kulakta bulunur. Mekanik ve fiziksel uyarıları alır diyelim. Uyarıları alır. Gelelim son reseptörümüze artık, ozmoreseptörler. Arkadaşlar bunlar da ozmotik basınca duyarlı. Yani suyu olan ihtiyacımızı algılayan reseptörler aslında ozmoreseptörlerdir. O zaman şöyle yazalım. Ozmoreseptör. Peki nerede bulunacak? Bunlar da daha çok iç organlarımızda bulunuyor. Şöyle yazalım. Ozmotik basınca. Ozmotik basınç neydi zaten? Suyu olan ihtiyaçtı. Ozmotik basınca duyarlıdır. İç organlarımızda bulunur. Evet, böylece reseptörlerden bahsetmiş olduk arkadaşlar. 5 çeşit reseptörümüz var. Fotoreseptör, kemoreseptör, termo, mekano ve ozmoreseptörler. Şimdi gelelim artık duyu organlarımıza bir giriş yapalım. İlk önce tabii ki hangisini işleyeceğiz? Gözü işleyeceğiz arkadaşlar. İlk önce
Daha böyle basit canlılarda göz yapısı nasıl? Kısaca bundan bahsedeceğim. Daha sonra da insanda göz nasıl? Bundan bahsedeceğiz. O zaman başlığımızı yazalım göz diye. Göz ve görme duyusu. Görme duyusu. Arkadaşlar ilk önce basit canlılarda nasıl bir göz var, nasıl bir görme duyusu var bundan bahsedelim. Mesela öglena'dan bahsedeyim arkadaşlar. Bazı işte öglena gibi protozoa dediğimiz canlılar vardı ya, hani protistalar içerisinde protozoalar vardı. Bunlardan mesela öglena, bunun gibi benzer canlılarda stigma dediğimiz ışığa duyarlı olan yapılar vardır arkadaşlar. Bunlar göz lekesi olarak isimlendiriliyor. Yani bir nevi ışığa duyarlı, ışığa doğru gitmesini sağlıyor. Zaten öglena fotosentez yapıyordu ya, ışığa ihtiyacı var. Dolayısıyla bu ışığa duyarlı olan stigma dediğimiz yapı işte ışık hissettiğinde hemen ışığa doğru hareketi sağlıyor ve fotosentez yapmasına yardımcı oluyor. O zaman şöyle yazalım. Bazı öglena gibi protozoalarda stigma denilen göz lekesi bulunur. Göz lekesi bulunur. Arkadaşlar bu göz lekesi ne demiştik? Işığa duyarlı demiştik. O zaman yazalım. Işığa duyarlıdır. Işığa duyarlıdır. Evet, bu şekilde. Peki mesela omurgasızları düşündüğümüz zaman arkadaşlar mutlaka bilmiyorum hani üniversitede aldınız mı almadınız mı diye, ama biz omurgasız hayvanlar, omurgalı hayvanlar diye dersler almıştık. Omurgasız hayvanlar anlatırken bu göz yapılarından çok bahsedilmişti bize ve gerçekten muazzam bir göz tipleri var arkadaşlar omurgasız hayvanlarda. Mesela bunlarda petek göz veya bileşik göz dediğimiz gözler vardır. Bu gözler böyle küçük birimlerden oluşuyor ve ortalama 2500-3000 arasında değişen birimleri vardır arkadaşlar bunların. Bu her bir birime ommatidium deniliyor ama şöyle söyleyeyim, bunlar birleştikleri zaman hani sanki etrafı 360 derece veya 360 olmasa bile 270 derece görüyormuşlar gibi oluyor arkadaşlar. Çünkü her bir birim bir yerden görüntüyü alıyor ve o görüntüler beyinlerinde birleştiriliyor. Ve bu da gerçekten çok muazzam bir yaratılışa sahip olduklarını gösteriyor gerçekten. O zaman şöyle yazalım. Eklem bacaklılarda ve kabuklularda petek göz. Petek yani bileşik aslında. Bileşik göz bulunur. Yaklaşık 2500 birimden oluşur. Her bir birime ommatidium denir. Evet, bu şekilde arkadaşlar omurgasız hayvanları da söylemiş olduk. Peki gelelim insana. İnsanda neler var? Gözde görmeyi sağlayan yapılar nelerdir? Kısaca bunlardan bir bahsedelim arkadaşlar. Daha sonra devam edelim. Şimdi arkadaşlar bizim gözümüzde görmeyi sağlayan yapılar merceğimiz, reseptörlerimiz ve sinirlerimizdir. Nasıl peki? Şimdi uyarı geliyor. Hani uyarı reseptörler tarafından algılanıyor. Ve arkadaşlar işte korneadan merceğe aktarılıyor. Mercekten de görme sinirlerine aktarılıyor. Yani kısaca hani söylersek bu şekilde. Ve bu sinirler de nereye gidiyor? Bizim ilk önce talamusa gidiyor. Daha sonra da beynin görme merkezine gidiyor. Beynin görme merkezinde de görüntü işte netleştiriliyor. Hani ne gördüğün daha doğrusu hafızana işleniyor. Daha sonra tekrar göze bir uyarı geliyor arkadaşlar. Bu şekilde bir yapıya sahiptir göz. Zaten gözün oluşmasını da hatırlayın, anlatmıştım size üreme kısmında. İnsanda üreme ve gelişmede arkadaşlar anlatmıştım göz nasıl oluştuğunu. Optik çukur falan vardı. Şimdi burada bizim gözü koruyan yapılarımız var bir de. Gözü koruyan yapılar da nelerdir? Mesela kaslarımız, işte göz etrafında bulunan kaslar, kirpikler, göz kapakları, gözyaşı bezleri arkadaşlar. Bunlar da gözümüzü koruyan yapılardır. Göz küresi orbita dediğimiz bir yapı içerisinde yer alıyor. Orbita.
Hani dediğim gibi anlatmıştım size, oradan da aklınıza gelebilir. Orbita dediğimiz arkadaşlar bir yapı içerisinde, yani optik çukur dediğimiz yapı içerisinde yer alıyor. Ve öne doğru hafif bir çıkıntı oluşturuyor. Korneayı oluşturuyor arkadaşlar. Daha sonra kornea optik eksenle birleşiyor yapılar ve böylece gözümüzün yapısına bir nevi oluşturmuş oluyor. Şimdi ben burada aslında size kısaca bir bilgi vermek istedim ama asıl yapıları göz şekli üzerinden göstereceğim. Arkadaşlar göz şeklini çizmek çok zor. O yüzden ben kitaptan göstermeyi düşünüyorum. İlk önce gözün şeklini göstereyim. Daha sonra yapılarını teker teker anlatalım. Evet, ben şöyle yerleştirdim arkadaşlar. Ayarladım görüntüyü. Şimdi bakın, gözün yapısına baktığımız zaman göz 3 tane odadan oluşuyor. Yani 3 tabakadan oluşuyor diyelim. Oda demeyelim de. Sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabaka. Tabii bu dıştan içeriye doğru. Sert tabaka en dışta, damar tabaka ortada, ağ tabaka ise arkadaşlar iç tarafta bulunuyor. Peki bu yapılara baktığımız zaman, bu yapılardan bahsedelim. Bakın sert tabaka şu dışarıda bulunan yapıdır arkadaşlar. Sikler olarak da geçer. Damar tabaka koroid olarak da geçer. Kan damarı bakımından zengindir. Ağ tabaka ise bakın en içte bulunan tabakadır. Bakın şöyle düşünün. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat olarak düşünün. Bu şekilde arkadaşlar ağ tabakayı, retinayı da görüyoruz. Peki bu yapılarda neler var? Mesela sert tabakada ne bulunur? Sert tabakada kornea bulunur arkadaşlar. Dolayısıyla bakın saydam tabaka olan kornea şöyle sert tabakanın dışarıya doğru bir çıkıntı oluşturmasıyla oluşmuştur arkadaşlar. Kornea dediğimiz yapı. Daha sonra hemen bir içeride arkadaşlar iris vardır. İris gözümüzün renkli kısmıdır ve iriste bulunan işte bu renk pigmentleri sayesinde göze gelen ışık ayarlanıyor. Irisin tam ortasında ise arkadaşlar göz bebeği bulunur. Göz bebeği. Göz bebeği de göze gelen ışığın işte miktarını ayarlıyor. Nasıl ayarlıyor bunu? Büyüyüp küçülerek ayarlıyor. Görüntü netliğini ayarlıyor. İşte yakına uyum, uzağa uyum, bunlardan bahsedeceğim. Göz bebeği de bunu ayarlıyor. Arkadaşlar iris ile, bakın iris ile saydam tabaka yani kornea arasında kalan kısma biz ön oda diyoruz. Bakın şurası ön odadır. İris ile kornea arasında kalan kısımdır. Daha sonra geliyorum, bakın hemen bir arkasında mercek vardır, göz merceği. Arkadaşlar şu bizim ince kenarlı göz merceğimizdir. İnce kenarlı göz mercek. İnce kenarlı merceği tutan kirpiksi kaslar vardır. Bu kirpiksi kaslar da kasılıp gevşeyerek yine merceğin netliğini, kalınlığını ayarlıyorlar arkadaşlar. Hemen arka oda vardır, bakın şurada. Arka oda nerededir peki? Mercekle iris arasında kalan kısımdır. Bakın irisle kornea arasında kalan kısım ön oda. Mercekle iris arasında kalan kısım da arka oda olarak geçiyor. Bir de gözümüzün iç kısmı, bu su dolu olan kısmı vardır arkadaşlar. Şu kısım, buraya da biz camsı cisim diyoruz. Bu camsı cisimde de işte göz tansiyonu dediğimiz olay ayarlanıyor. Yani içerisinde bulunan sıvı sayesinde gözün tansiyonu, gözün beslenmesi sağlanıyor arkadaşlar. Peki gelelim. Bunları tabii, bu saydığım iristir, göz bebeğidir. Bunların hepsi damar tabakada bulunuyor. Mercektir daha doğrusu. Sonra geldiğim zaman ağ tabakaya gelelim. En iç tabaka arkadaşlar, ağ tabaka. Burada da reseptörlerin bakın yoğun olarak bulunduğu bir yer vardır. Reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu yere biz sarı benek diyoruz. Sarı benek. Reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu yerdir arkadaşlar, sarı benek. Daha sonra reseptörler bu ışığı algılıyor. Hani buradan geliyor reseptörlere. Işığı algılıyorlar. Sonrasında kör nokta dediğimiz bir nokta var. Burada gösterilmemiş ama şurada bir yerde arkadaşlar kör nokta vardır. Kör nokta. Kör noktada hiçbir reseptör yoktur. Bu kör noktadan arkadaşlar görme sinirleri çıkar. Yani şu görme sinirlerinin çıktığı nokta neymiş? Kör noktaymış. Bu da ağ tabakada bulunan bir yapıdır. Evet, bu şekilde gözün tabakaları. Hani şekil üzerinde anlatmaya çalıştım. Çekersem koyarım arkadaşlar PDF'ye ama böyle çok küçük bir resim olduğu için zannetmiyorum. Eğer siz ekran görüntüsü çekiyorsanız çekin. Öyle daha iyi olabilir. Evet, böylece gelelim artık bunların detaylarına. Detaylarında neler var? Detaylarına başlayalım arkadaşlar. Ne yapalım isterseniz, burada bitirelim. Bu video zaten 14 dakika olmuş. Daha fazla uzatmayayım. Ben bir sonraki videoda bütün tabakaları size hepsini anlatayım arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.